Görüntüleri alıyoruz, paylaşacağız ama siz yine de isterseniz alabilirsiniz bu mesafede. Ben seni şöyle alalım Üstad. Gel abi ben. Daha hızla mı veriyorsun? Tabii kendine iyi. 70 kilometre hız veriyor şu an. Onu bırakırsanız durdurur. Bir de daha çok. 70 ile mi geçer? Nedir bu işiniz? Şu an bize şurada 70 kilometre hız veriyor. Bir de istasyonda ne istasyon var şimdi? Başa çiftliği. Başa çiftliği. Yolcu mu orada? Yolcu almak bir ister. Bir anons evet. Yapalım. Serdar, XFM 13 şu an. XFM 13 şu an. Kaç XFM var şu an? Anonsu verelim. Olsan alıyorsun değil mi? Kayıtlamışsın. Basılı tutup konuşuyoruz. Evet. Yine biraz daha şurada inip bir kare fotoğrafı alsaydık şimdi. Saygıdeğer yolcular, kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün sinyalizasyon optimizasyonunu tamamladık. Dolayısıyla onunla alakalı sonuç istasyonundaki sunuşu ben gerçekleştirdim. Biraz aksam olmuş olabilir. Bu projeyi ilk anlattığımda bana ilk sunulduğunda genel müdürümüz ve ekip tarafından yani bizim şöyle bir heyecanımız vardı. Yani biz evet tamam yeni hatlar yapacağız. Şu an devam eden işte T2 biliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde devam ediyor. %80-85'lerdeyiz. Yurt dışında hazırlandığı için şu an kimse tabii belki bazı şeyleri göremiyor. İşte Üniversite Görük'le Emek Şehir Hastanesi attı. Yakında 2022'de Üniversite Görük'le attı bacak. Ama biz eldekini de en iyi verimli şekilde kullanmamız lazım. Atıl kapasitemiz vardı. İşte ilk söylediğimde belki teşkilat mensubu arkadaşlarım da konuyu çok net anlamadılar. Çünkü bu geceleri yapılan bir çalışmaydı. Ve ondan dolayı 2 yıl sürecekti. Nihayetinde pandemiye rağmen biraz gecikmeler olmasına rağmen çünkü Almanya'dan ekipler gelip gittiği için hiçbir kaza bela olmadan bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü çok önemli bir çalışmaydı bu. Bugün itibariyle bunu tamamlamış olduk. Yeni istasyonumuz da bugün sabah devreye girdi. Bu arada Odunluk istasyonumuz da devreye girdi. Ya bu şu demek 280 bin kişi taşıyan metro şu anki kapasitesiyle 440 bin kişi taşıma kapasitesine sahip artık. Ya bu önemli bir kazanç açıkçası. Özellikle sabahleyin biz çok zorlamayla 7.30-09 arası 15 sefer yapabiliyorduk. O da zorlamayla. Şimdi rahat rahat çok akışkan bir şekilde 23 sefer yapıyoruz. Kaç dakikadan kaç dakikaya düşecek efendim bekleme süresi? Ya şimdi 3-3,5 dakikadan 2 dakikaya düştü bekleme süremiz. Onu söyleyeyim yani. Daha seri bir şekilde akışacak ve dolayısıyla kalabalığı daha rahat tahliye etmiş olacağız. Bir de dikkat ettiyseniz öncesinde biz otoparka geldik. Park et devam et uygulaması artık Bursa'da giderek yayılıyor. Yani artık insanlar arabasını en nihai hedefe kadar götürmekten ziyade otoparka bırakıp ki ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Park et devam et uygulamasından gayet güvenli bir şekilde araçlarını bırakıp metro ile istedikleri yere devam edebilirler rahatlıkla. Efendim bu sinyalizasyon, optimizasyon kaç milyona mal oldu? Hangi kaynakla yaptınız? Evet, 12.6 milyona mal oldu. Tamamen kendi öz kaynağım. 12.6 milyon euro yani 140 milyon bugün euronun geldiği haliyle. Ama bunu tamamen öz kaynakla yaptık, onu söyleyebilirim yani. Peki,
Parket devam et uygulamasında depolama alanı olarak kaç bin araç, öyle bir istatistik var mı? Şimdi olmaz mı? Tabii ki var ama bizim daha yeni katacağımız şeyler var açıkçası. Tam rakamı şu an vererek ben açıkçası yanlış bir bilgi vermiş olmak istemiyorum ama bünyeye ciddi otopark alanı kattık ve katmaya devam ettiğimiz yerler var. Kamulaştırmaları devam edenler var. Yeni 18 uygulamasıyla elde edeceğimiz alanlar var açıkçası. Ya şu var, biz aslında burada şehre toplu taşımayla alakalı kolaylıklar getirip rahatlatmamak istiyoruz. Bakın ben göreve geldiğimde 1.75'ti öğrenci. 1.35'e düşük sadece Nisan'da 1.50. Kısa vadede zammımız falan yok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve dolayısıyla toplu taşımayı teşvik için önümüzdeki günlerde başka hamleler de olacak. Yani hem toplu taşımayı bir taraftan kolaylaştırıyoruz, bir taraftan daha cazip hale getirip açıkçası şehrin dört bir tarafına araçlarımızdan ziyade toplu taşımayla ulaşabilir hale şehri getirmek istiyoruz açıkçası. Hocam. Evet, tamam. Evet.